kıymetli Çorlu hemşehrilerim. Dün Eylül ayı meclis toplantımızda bir karar geçti. Tabii öncesi de var bunun. İçişleri Komisyonu'nun yapmış olduğu bir çalışmada parklara isimler verildi. Bu isimler verilirken komisyon üyesi olarak bizim de teklifimiz daha önce vermiş olduğumuz dilekçelerin 2015 yılında ilçe başkanı iken bir dilekçe vermiştik. Daha sonrasında akabinde ülke ocaklarımızın Çorlu Belediye'mize bir başvurusu vardı. Park ismi verilmesi diye. Ve ardından 2019 yılında meclis üyesi olarak seçildiğimizde ittifakla birlikte bir dilekçemiz daha vardı Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak. Bu dilekçede Çorlu'da bir parka isim verilmesi talebi vardı. O talep o gün için Önerler Mahallemizde yeni açılan bir caddeye Alparslan Türkeş Caddesi ismi verilerek bir cadde ismiyle değerlendirildi. Daha sonra yine parkların isimlerinin verilmesi gündeme geldiğinde dilekçelerimizi yineledik. Dedik ki bizim taleplerimiz vardı. Sağ olsun İçişleri Komisyonu'ndaki meclis üyesi arkadaşlarımız talebimizi kırmadılar. Komisyondan oy birliğiyle geçti. Dün itibariyle de mecliste oylamaya sunuldu ve kıymetli başvurumuz Alparslan Türkeş Beyefendi'nin adını Cemaliye Mahallemizde bu görmüş olduğunuz parkta yaşatmak adına meclisle birlikte bir karar verildi. Ben burada kıymetli liderimiz başbuğ Alparslan Türkeş'in adının verilmesiyle ilgili hem gurur duyuyorum hem de meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Çorlu'muza hayırlı olsun.